Değerli tüketiciler merhabalar. Dairemizde ECA marka kombi var ise ve biz evimizi hiçbir şekilde ısıtamıyoruz. Ne yaptıysam peteklerim ısınmıyor. Peteklerimin alt kısmı soğuk, üst kısmı sıcak ise ben sizin için arkadaşlar bir video hazırladım. Gelin beraber izleyelim. Bunları deneyerek dairenizi güzel bir şekilde ısıtabilirsiniz. Hemen hemen bütün kombilerde sağ taraftan en başta olan şu görmüş olduğunuz filtredir arkadaşlar. Yani petek dönüş filtresi ve havuç su giriş filtresi arkadaşlar. Yani çoğu kombide hemen hemen yani %90'ında sağdan en baştaki olan petek dönüş filtresidir. Şimdi bu filtre nasıl temizlenir? Bu filtre tıkandığı zaman petekler kesinlikle ama kesinlikle ısınmaz. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle arkadaşlar? Kombimizin barı gördüğünüz gibi 1 bar su basıncı var. Hemen öncelikle bu basıncı düşüreceğiz. Yani suyunu boşaltacağız. Suyunu boşaltmak için arkadaşlar şu vanamızın hemen yanında olan soğuk su giriş vanasını kapattık. Daha sonra hemen filtre vanamızı da yani petek dönüş vanamızı da kapattık. Daha sonra arkadaşlar hemen musluktan sıcak su tarafımızı açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi su kesildi. Çünkü neden? Biz buradaki soğuk su giriş vanasını kapattık. Açarsam tekrardan su gelir oradan. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra basıncımız halen birdi. Buradaki doldurma musluğumuz yani cihazın basıncı düştüğü zaman su ekleriz ya. O musluğumuzu açıyoruz. Ve açtığımız zaman bakın basınç hemen muslukta su akmaya başladı. Ve basıncı görmüş olduğunuz gibi düşüyor. Yani kombimizdeki suyu bu şekilde düşürmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada sabırla bekliyoruz. Ta ki tam sıfır noktasına gelinceye kadar. Daha sonra arkadaşlar bir tane havlu muhakkak olsun. Yani burada su sızdırabilir. Bir de halıyı kesinlikle ama kesinlikle kaldıralım. Hanımlardan dayak yemeyelim. Bize lazım olanlar şöyle bir kap ve şöyle bir anahtar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Kombinin sigortasını indirdik. Ve bu arada su basıncımız görmüş olduğunuz gibi sıfıra kadar düştü. Hemen şurada arkadaşlar şunu şöyle açıyoruz. Yani benim muhtemelen temizdir çünkü ben bunu en son 2 ay önce temizledim. Ama yıllardır bakım yapılmayan evlerde eminim ki bu tamamıyla tıkanmıştır. Şöyle getirdikten sonra arkadaşlar hemen söküyoruz. Bakın benim temiz. Bunu böyle söktükten sonra şimdi az bir şey hemen şuradaki vanayı arkadaşlar şu kabı buraya bırakıyoruz. Ve bu vanayı hafif açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi filtrenin içinde pislik varsa gelir arkadaşlar. Yani benim dediğim gibi ben 2 ay önce temizledim ve ben sık sık temizliyorum da. Bunu yaparsanız hem faturanız çok az gelir arkadaşlar. Hem de ciddi derecede tasarruf edersiniz ve güzel bir şekilde ısınırsınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz benimkisi. Hemen şu vanayı altındaki vanayı tekrar kapattım. Filtremizi şu şekilde arkadaşlar. Yıkıyorsunuz bu filtreyi kesinlikle. Yıkadıktan sonra hemen tekrardan filtreyi takıp tapamızı tekrardan güzelce sıkıyoruz. Şimdi ben size tekrardan su basma işlemini de göstereceğim. Su basmamızı tekrardan baştan bir şekilde göstereceğim. Bunu sıktıktan sonra hemen şuradaki vanamızı açtık. Daha sonra şu vanamızı kapattık arkadaşlar musluktan. En son açık bırakmıştık ya bar yükselsin diye. Şimdi basınç doldurma musluğumuz zaten açık konumda arkadaşlar. Şu vanayı açarak cihazımıza su basıyoruz. Bakın sadece bu vanayı açıyorum arkadaşlar. İyi bakın basınç yükseldi. 1,5'a kadar. Vanayı tekrar kapattım. Tekrar doldurma musluğunu kapatıyorum. Vanayı kapattık. Bu musluğu açabiliriz.
Şu anda biz filtremizi temizlemiş olduk arkadaşlar. Ha şu filtreye pislik gelir mi? Bu tamamen sizin oradaki suyun yani kumlu su geliyorsa bura tıkanabilir. Bu da ayrı bir detaydır arkadaşlar. Onun dışında sigortamızı kaldırdık ve cihazımız kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir. Yani demiş olduğum gibi arkadaşlar bu filtre kesinlikle ama kesinlikle çok önemlidir. Çoğu kombici bakım esnasında bu filtreyi söküp temizlemez. Veya petekleri yıkayan tesisatçı bu petekleri yıkar ama bu filtreyi temizlemez. Bu filtre çok çok önemlidir. Bunu unutmayın. Hani benim 2 ay önce temizlememe rağmen yine görmüş olduğunuz gibi diplerde pislik var. Ama dediğim gibi bazı evler var ki adamlar yıllardır ama yıllardır bakım yaptırmamışlar. Özellikle dairesini kiraya veren ev sahiplerine sesleniyorum burada. Yani bir türlü bakım yapmazlar. Hiçbir şekilde yapmazlar. Sonra kombide bir problem çıktı mı direktmen kiracıya yüklerler. Kombimizin bakımını her sene muhakkak ama muhakkak yaptıralım. Bir sonraki videoda cihazın fanı nasıl sökülür, nasıl temizlenir? Fan da çok önemlidir arkadaşlar. Fan temizliği cihazın atık yanmış gazını dışarı atar arkadaşlar. Onun temizliği de çok önemli. O konu hakkında da kısaca detaylı bilgiler vereceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Emeğe karşılık olarak videomu beğenin lütfen. Ben sizler için bu videoyu çekiyorum. Sizler de bunun karşılığı olarak beğenip ve abone olarak karşılık verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.